Başta Çingene Kızı Mozaiği olmak üzere birçok esere ev sahipliği yapan dünyanın en büyük mozaik müzelerinden Zeugma, 2024'te 600 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyor. ...2023 yılında 6 Şubat depremini biz tüm ülkemizde ve bölgede malumlarımız üzüntülü bir şekilde yaşadık. 6 Şubat depremleri bizim ziyaretçi sayılarımızı bir nebze olsa da azalttı. Ama 6 Şubat depremlerinden önce aslında biz Ocak ayından almış olduğumuz rakamlar, yani 1 Ocak'tan 31 Ocak tarihleri arasında çok yoğun bir ziyaretçi görmüştük. Bunu neyle kıyasladık? Biz 2022 yılından kıyasladık ve daha önceki yıllardan kıyasladık. Hem pandemi öncesi hem pandemi sonrası 2022 yılında 11 bin olan Ocak ayı ziyaretçimiz bizim 2023 yılında 6 Şubat depreminden önceki dönemde 27 bine ulaşmış. Yani %100'den daha fazla, iki katından daha fazla bir rakamdı. Bu da aslında bizim yıl sonu hedeflerimizin 2023 yılında deprem yaşanmamış olsaydı 700 binden rakamlara çok rahat ulaşabileceğimizi aslında göstermiştir. 2022 yılında Zeugma Mozaik Müzesi 440 bin ziyaretçi sayısıyla hem kendi açısından şu ana kadarki açılmış olduğu dönem içerisindeki hem kendi rekorunu kırmış oldu hem de bölgenin en fazla ziyaretçi sayısı olan müzesi olmuştu. Tabii ki müzemiz genel anlamda gelen özellikle Gaziantep'teki kültürel varlıkları görmeye gelen ziyaretçilerin yani Gaziantep'e gelen kişilerin ilk uğradığı bir mekan. Yani ilk gezdikleri yerlerden birisi Zeugma Mozaik Müzesi. Bazen bazı grupların kendi turları içerisinde iki defa gezdiklerini de gördük. Bu da bizi çok mutlu etti. Bunlara da denk gelmiştik. Kısacası hani şunu söylemek istiyorum. Biz 2023 yılında istediğimiz hedefe belki de ulaşamadık ama müzemiz 74 gün kapalı kalmıştı. Artçı depremlerden dolayı gerekli güvenlik tedbirlerini hem insan sağlığını hem de personelimizin can güvenliği açısından kapalı tutmuştuk. Bakanlığımızın izinleriyle Ramazan Bayramı'nın Arefe gününde müzemizi açmıştık. Tabii ki her ne kadar o dönemde açmış olsak da yaklaşık 3-4 ay kentte, şehirde bir turizm olmadığı için, dışarıdan gelen bir ziyaretçi kitlesi olmadığı için az sayılarla günleri kapatıyorduk. Ama özellikle Kurban Bayramı'ndan sonra, Temmuz ayından sonra bu ziyaretçi yoğunluğu artmaya başladı ve sonbaharda zirveye ulaşmıştı. Biz bunu özellikle Ekim ayında gördük. Bir hafta içerisinde yaklaşık 60 binli rakamları gördüğümüz dönemi de gördük burada. Önceki yıllarda olduğu gibi. İnşallah 2024 yılında, 2024 yılı hedefimizi de hani buradan sizlerin aracılığıyla içimizden gelen ve şu anki görmüş olduğumuz yoğunluktan dolayı biz 600 binli rakamlara inşallah daha hızlı bir şekilde ulaşacağız. Herhangi bir afet olmadığı sürece, herhangi bir olağanüstü bir durum olmadığı sürece 600 bin lira rakamlara biz rahat ulaşacağımızı düşünüyoruz. Ve gün geçtikçe Zeugma Mozaik Müzesi her gün ilgisini kat kat arttırarak hizmet vermeye devam ediyor.
2023 yılı içerisinde, hani bu yıl için özellikle konuşursak, daha önceki yıllarda da aslında Uzak Doğu'dan yoğun bir kitle var, ilgi var. Ama 2023 yılında yaz dönemi içerisinde özellikle Avrupa ülkelerinden, Almanya ve İtalya başta olmak üzere, bir Avrupa'dan da ziyaretçi kitlesi ilgisini gördük. Çok harika bir yer. Çok güzel. Çok hoşumuza gitti. Gerçekten mozaik sanatı, müthiş şaheserler var efendim. Alanya'dan geldik, turla geldik. Nasıl? Yani ciddi bir kültürel zenginlik. Biz de zaten kültür turizmi için geldik buraya. Yani Gaziantep'e büyük bir zenginlik katan bir kültürel öğemiz diyeyim. Evet. Eserleri gördük, incelediniz. Devam ediyoruz, evet. Yani inceliyoruz. Şu anda girişten biraz ilerideyiz. Devam ediyoruz.